dinle evlat. Sana bir çift söyleyecek sözüm var. Beni bilmek istersen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda, gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşlarını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Emrinizdeyim Paşa Hazretleri. Ahmet Paşa'nın Venedik seferi hazırlıklarından haberin var değil mi? Efendim, Paşa Hazretleri lütfedip benden güzergahtaki bazı bölgelerle ilgili malumat istemişti. Evet. Şimdi mesele şu. 2 hafta kadar önce aynı gün Ahmet Paşa'nın konağından bir nedime ile bir aşçı yamağı kayboldu. Bütün aramalara rağmen izlerini bulmak mümkün olmadı. Bunların önemli sırlara vakıf olduğunu sanmıyoruz. Ama yine de seferin selameti bakımından akıbetlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ne yazık ki daha en küçük bir ipucu bile yok elimizde. Sana herhangi bir tavsiyede dahi bulunamam. Ama onları mutlaka istiyoruz. Arzunuz benim için fermandır efendim. Derhal gereğine bakarım. Hadi, göreyim seni yiğidim. Cenab-ı Hak yardımcın olsun. İnşallah bu işin de üstesinden gelirsin. Selamun aleyküm Saffet baba. Aleyna ve aleyküm selam Deli Balta. Hangi rüzgar attı seni buralara? Muhabbet rüzgarı desem yalan olur. Bu hayırsız dostun içi düşmeyince seni aramaz. Gel hele, biz o kadarına da razıyız. Ama inşallah bir zaman seni usandıracak kadar sık yanında olacağım. Hoş temenni. Ama sen beni kandır da kendini kandırma emi. Yo. İnşallah zamanımın çoğunu sevdiklerimin yanında geçireceğim günleri de göreceğim Saffet baba. İnşallah. De bakalım Deli Balta, benden istediğin nedir? Saffet baba, Vezir Hazretleri der ki... Evlat, senin sorduğun iş keramet gerektirir. Burada Hazret'ten başka keramet sahibi yoktur. Sen bir yol gösterirsin. Kadın nereliymiş? Kadın da adam da çocuk yaşta kimsesiz diye Ahmet Paşa'nın pederi tarafından himayeye alınmış. Başkaca bir bilgimiz yoktur. Desene sen samanlıkta iğne arayacaksın. Himmetimizle bulacağım inşallah. Allah dostların himmetiyle bulursun inşallah. Hele sen o dediğim kilise mezarlığına git. Zangoş mikroyu bul. Ufak tefek biri. Ama boyuna bakıp da sakın hünerini küçümseme. Yüreği zengin, aklı keskin bir kardeşimizdir. Yörede elimiz ondadır. Ben onu tanıyorum galiba. Biraz kambur değil mi? Biraz değil, aslında bayağı kambur. Heh, o işte. Tanıman iyi oldu. Asıl adı Emanullah'tır. Aynı zamanda mezarlıkta zangoşluk yapar. Bu rüzgar bize yetmez reis, nasıl etsek? Şimdi rüzgara ihtiyacımız yok. Ama sabah çıkacak. Hem de iyi bir rüzgar çıkacak inşallah. Deli Balta geç kalırsa güzel bir fırsatı kaçırırız. İnşallah bir aksilik olmamıştır. İnşallah. Kolay gele Keşiş Efendi. Ben Emanullah isimli birini arıyorum. Bu mezarlığın kilisesinde vazifeliymiş. Deli Balta. Sen beni tanıyorsun galiba. Yoksa sen beni tanımadın mı? Elbette ya. Şimdi hatırladım. Sizin kilisenin önünde bir ay... Dilenci kılığında görev yapmıştın. Herkes senin gibi keskin kılıçlı olamaz. Mevlam bazı kullarına da benim gibi şekilsiz bir kalıp verir ki... ...kimsenin gözüne batmadan küçük deliklerden geçip... ...senin gibi yiğitlerin işlerini kolaylaştırsın diye. Gel bakalım. 20 kadar akıncı gördüm handa. Yanlarında genç bir kadın vardı. Hallerini pek tuhaf buldum ama tam araştıracaktım ki gittiler. Tuhaf dedin, nasıl tuhaf? Canım nasıl tuhaf olacak? Kılık kıyafetleri akıncıların aynısı. Ama bana bir oyun gibi geldi. Sanki konuşsak yakayı ele veririz der gibiydiler. Ne zamandı bu? Geçen hafta. Epey yol almış olmalılar. Evet. Benim hemen Doğan Reis'e gitmem gerek. Sağ ol. İşaret ateşi! Yelkenler mayna! Yelkenler mayna! Boya giriyoruz, sandal çıkartın! Sandal çıkartın! Hayırdır Deli Balta, geç kaldın. Biz işaretini alır almaz gelmiştik. Nerede kaldın Deli Balta? Rüzgarı kaçıracaktık az daha. Nihayet bir iz bulabildim reis. Yoksa bomboş dönecektim. Selametle geldin ya yeter. Yarın sabah Salih'le yola çıkarsınız. Şimdi dinlen biraz. Osmanlı bizim peşimizi bırakmaz, arkamızdadırlar. Meraklanma, biz tedbirimizi aldık. O kadar basit değil, siz Osmanlı'yı bilmezsiniz. Biliriz, biliriz. Ben de bilirim, sizler de bilirsiniz. Ta çocukluğunuzdan beri, çocukluğunuzda sizi alıp dininizi değiştiren ve öz vatanınıza düşman eden Osmanlı değil mi? Ha, söyleyin. Ama bize hiç de kötü davranmadılar Senyor Albertini. Nasıl da beyninizi yıkamışlar. Yazık. Aptallar. Hala öz düşmanınızın iç yüzünü göremiyorsunuz. Ben hala peşimizdekilere karşı ne gibi tedbirler aldınız anlayamadım Senyor Albertini. Cemşit efendi, meraklanmayın. Sırpların yardımını sağladık. Arkamızdan gelecek her türlü suçlu, suçsuz kişiyi yakalayacaklar. Augusto. Buyurun efendim. Sen üzerini değiştirip keşiş kıyafetiyle Sırplara katıl. Arkamızdan gelebilecek her türlü tehlikeyi önle. Emredersiniz efendim. Deli Balta, benim hesaplarıma göre mesafeyi kapatmış olmalıyız. Bence de. Salih. Buyur reis. Sen de hazır ol. Yalnız olsam daha iyi. 2 at bulamayız. O kolay. Buraların sadece denizini değil, karasını da karış karış bilirim. Neyi nasıl bulacağınızı bana bırakın. Hava kararırken sizi bırakacağımız kıyının az ilerisindeki köyde istediğiniz kadar at bulabilirsiniz. Peki o zaman reis. Biz sizi uzaktan izleyeceğiz. Yine ateşle işaretleşiriz. Geceleyin yan yana 2 ateş, gündüz 1 ateş. Tamam reis. Hadi Allah rast getire. Sağ ol reis. Allah'a emanet olun. İzler çatallanıyor. Ayrılalım mı? Ayrılacağız ama bu bir tuzak da olabilir. Bizim izlediğimizi nereden bilecekler? Salih Reis, bu böyle sıradan bir iş değil. Onları kaçıranlar 3-5 çapulcu olamaz. Muhakkak Venediklilerdir. Bu yüzden tedbirli davranmalıyız. Ne yapacağız şimdi? Sen şu yöne gideceksin, ben de bu tarafa gideceğim. Ama karşılaşırsan vuruşmak yok, ona göre. Ne yani? Arkamı dönüp kaçacak mıyım? Orasını bilmem. Mutlaka buraya döneceksin, tamam mı? Öğlene kadar izledikten sonra burada buluşmak üzere geri geleceğiz. Her ikimiz de. Neden ama? Daha da uzaklaşırlar o zaman. Bir temas sağlayalım, gerisi kolay. Mesafeyi kapatırız. Bir şey anlamadım ama neyse. Anlamak işine gelmiyor. Düşmanı görünce hemen vuruşmak istiyorsun değil mi? Hadi ayrılalım artık. Ya! 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 Hadi oğlum! Ya! Yakalayın! Tutma şunu! Direnme! Hey, bize karşı koyma! Yürü diyorum! Yürü! Kimsin? Niçin buradasın? Bana bak kefere! Kimin memleketinde kime sual soruyorsun? Kaç kişisiniz? Burada kimi arıyorsun? Yarası olan Gocunur. Birisini mi aramam lazım? Demek öyle! Konuş! Konuş diyorum sana! O aradığın çoktan uçtu. Sen çok geç kaldın Osmanlı ha? Demek ki çevrede uçuşan kuşlar var. Sus! Kapa çeneni! Sen burada ne arıyorsun onu söyle. Hiç, dolaşıyordum. Söyle! Söyle dedim sana! Söyle! Söyle! Söyle ne arıyorsun burada, söyle! Şişsin. Sus! Fazla konuşuyorsun! Atlar üzerimize geliyor! Atlar üzerimize geliyor! Atlar geliyor! Oh! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Deli Balta! Durun diyorum size! Korsanlar, alçaklar, nereye gidiyorsunuz? Durun! Durun! Kaçın! Kaçıyorum! Kaçın, kaçın, kurtarsın! Hepimiz durun! Nereye gidiyorsunuz? Kaçın Durun! Konuş. Akıncıların ve bir kadının bulunduğu bir grup atlıya arıyoruz. Dur Deli Balta. Benim bu kefereyle küçük bir hesabım var. Adama tokat öyle değil. Söyle bakalım. Şu uçuşan kuşlar kim? Onlar. Konuş. Konuş yoksa 2. Osmanlı tokatı geliyor. Vurma tamam. Onlar eski Ayazmadalar. Ha, şöyle. Yola gel. Çok şükür. Allah yine yardımcımız oldu. İzlerini bulabildik. Hadi bakalım. Doğru eski Ayaz mağaravilerine. Hadi. Sağ ol. İyi yer seçmişler. İşlerini biliyorlar. Kadının hamile olduğunu fark ettin mi? Hamile kadının ne işi var burada? O haliyle bu kadar yola nasıl dayanmış? Baksana. Hamile olduğu besbelli. Belki de o kadın bizim aradığımız değil. Yani gerçekten akıncı iseler, kendi kendimize baskın yapmış olacağız demektir. Baskın yapacağımızı nereden çıkarıyoruz? O zaman? Kolayı var. Sünnet muayenesi yaparız. Ne? Sahi ne yaparız? Başka çare var mı? Hele bir gece olsun, herkes uyuyunca harekete geçer, kim olduklarını anlarız. Augusto'dan hala bir haber yok mu? Henüz bir haber gelmedi efendim. Ha peki. Yarın da bir haber çıkmazsa hemen araştırın. Baş üstüne. Hadi. Cemşit, sen de Dilara'yı al, bir kenara yatıp uyuyun. Zira yarın yorucu bir gün olacak. Peki efendim, iyi geceler. Kadının ismi Dilara, aşkınki de Cemşit'miş. Şüphelerin yok oldu mu? Evet. Aradıklarımız bunlar. Şimdi ne yapalım? Uyumalarını bekleyeceğiz. Tamam, gel. Ne oluyor? Basıldık! Basıldık! Başıma geldi. Kampı bastılar. Kim bastı? Osmanlılar olmalı. Albertini'yi o kadar uyarmıştım. Ama beni dinlemedi. Ben gidiyorum. Beni yalnız bırakma Cemşit. Beni de götür. Cemşit'le Dilara'yı kaçırmayalım, hadi! Bir şeyin yok ya. Yok bir şey mi? Cemşit'i kaçırdım ama Dilara buralarda olmalı. Hemen peşime düşmeliyim. Nerede Cemşit? Beni bıraktı. Onun nereye gittiğini söyle bana. Bilmiyorum ki. Beni bırakıp kaçtı. Bilmezsin, bilir misin? Onunla ta İstanbul'dan buralara kadar sırf gezinti için mi geldin? Hayır, biz zina suçundan ötürü kaçtık. Ama maşallah, hamile halinle ne kadar rahat hareket ediyorsun. Rahat olsaydı, ben de şimdiye kadar gözden kaybolmuş olurdum. Hı. Yürü. Bu kırık o kadar önemli değil, bir şeyin yok. Ben hemen Cemşit'in peşine düşeceğim. Doğan Reis'e işaret vermek üzere öğlene doğru bir ateş yakarsın. Tamam, sen içine bak Deli Balta. Hissetmiyorum bile. Cemşit! Deli Balta! Ne oluyoruz ha? Yok bir şey. Cemşit! Çekil! Çekil! Ne oldu? Ne saçma böyle? Albertini, öldürme, öldürme beni! Hayır, hayır! Aa!